Sayın Genel Başkanım, genel kurmanın tam başlamadan önce Türkiye İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanları, Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Sayın Bekir Yalçın. Yerini bulana kadar unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu cinayetin asla unutturmayacağız. Banu Çiçek'le Bengi Su'nun gözyaşları yönetenlerin mafyalara, simsarlara, uyuşturucu kaçakçılarına bir tam 61 gün geçirdik. Geçen bu 61 günde peşini bırakmayacağıma söz vermiştim. Adalet yerini bulana kadar. Nitekim bugün ben yine bu sözün gereğini yapacağım. Sayın Erdoğan, suçluları koruyup kollayanlar, henüz davada şüpheli bile değil, size görevini yapabilen tek bir kurum bile kalmadı. Her kurumun elinden, işinden, aşından olan vatandaşlarımız, yasak olanlar ne yapıyor? Sorumluluktan kaçmaya devam ediyor. Biz milletçe meydana gelen felaketten sorumludurlar. Kurallara kanun sorumludur. Afet bölgesi adı altında adeta bir suç mahalliyle karşı karşıya kalmamıza sebep olan her... Peki Baykırız arkadaşları ne yapıyor? Her şeyi kaybetmiş vatandaşlarımızın gözünün içine baka baka... Sus, adil diyordun, bugün çıkmışsın, utanmadan onlardan helallik istiyorsun. Daha belediyelere hain diyordun, bugün çıkmışsın, utanmadan onlardan helallik istiyorsun. Hem de önce enkazın altında ölüme terk ettiğin için helallik istiyorsun. Üstelik bunu da sanki önemsiz bir şeymiş. Erdem'in gereği bu. Bir idarecinin vatandaşlarıyla helalleşmesi istifa ederek, hesap sorarak, sorunları görevden alarak olur. Bunları yapmayıp üstüne de helallik istemek halkla ilişkiler kampanyasından başlarkesinde 15 saat boyunca enkaz altında kalan yavrusunun elini tutup vinç beklerken Rahman'ın merkezinde enkazın içinden soluyoruz. Afat nerede diye ellerinden bir şey gelmeyenlerden yüzlerinden gidip helallik isteyeceksin. Eller... O video gözünüzün önünde değil mi? Kulakları üşümüş çocuğun başındaki kapşonu çekip onu böyle yapan bir bakanın elinin o hoyratça o çocuğun başındaki kapşonu çekiş hali gözünüzün önünde değil mi?